Ve karşınızda Ozan Güven. Abi selam, nasılsın? İyi, sizden? Biz de iyiyiz. Uyanabildiniz mi? Uyanmaya çalışıyoruz. Sende nedir durumlar? Pazar sabahı bugün. Sabah sporundan mı yoksa? Hayır, spor yapmadım. Ama normalde sporla aran iyi. Değil. Değil. Peki. İhtiyaçtan yapıyorum. Sporun hayatındaki anlamını abi üç kelimeye sığdırabilir misin? Hiçbir anlamı yok. Peki o zaman şınav mı, mekik mi? Mekik. Barfix mi, burpee mi? Barfix. Bench press mi, squat mı? Squat. Koşu mu, bisiklet mi? Bisiklet. Abi insanların seni daha düzenli izleyebilecekleri proje, fikir var mı? Düzenli mi? İnsan... Sabah şekerlerini sunacağım. Fiilin devam etme gibi bir ihtimal söz konusu mu abi? Hiç yok öyle bir ihtimal. Peki hayatında geriye dönüp baktığında abi dönüm noktan diyeceğin ya da diyebileceğin bir olay var mı sence? Bir sürü var. Bir tanesini paylaşmak ister misin? Oğlumun olması. Şu ana kadar ya da bugüne kadar canlandırmakta, bürümekte mental olarak gerçekten zorlandığın bir karakter oldu mu? Hepsinde zorlandım. Tamamen özel bir yere koyacağın rolün var mı? Yok. Peki hadi bir tempo yapalım. Sahne mi, kamera önü mü? İkisi de. Kamera önünde olmak sana ne hissettiriyor? İşimi yapıyorum. Sahnede olmak sana ne hissettiriyor? İşimi yapıyorum. Bu arada Don Quixote'un ben ikinci sezonda da devam ediyor galiba. Evet. Cervantes'in ölümsüz eserinde Don Quixote'u canlandırdın. Peki Don Quixote olmak üç kelimede? Eğlenceli, mutluluk verici, çok heyecanlı. Joker'i izleyebildin mi? İzleyemedim, çok merak ediyorum. Peki Joker karakterine hayat verenler içinde bir sıralama yapsan bir numarayı kim yazarsın? Rahmetli. Kariyerinde yaşadığın en tiyatral anı hatırlıyor musun abi? Dramatik mi, komik bir şey mi olarak soruyorsun? Dramatik an, ikinci baharda ben önce Sarı Kafa olarak başladım. Sarı Kafa da Ulaş olarak başladı. Sonra bizim rollerimizi değiştirdiler. Benim için dramatik bir zamandı. Sahnede ya da canlı yayında başına gelen unutmak istediğin ama unutamadığın bir anın var mı? Yok. O zaman filmi biraz başa saralım. Mesleğe ilk adım attığın günü hatırlıyor musun abi? Hatırlıyorum. Nasıldı, neler hissetmiştin? Ortaokuldaydım o zaman. Yani belediye konservatuvarında okudum. Ama profesyonel olarak mesleğe ilk adım atışım aslında dansla oldu. Ben Mimar Sinan'da dans okudum ve hakikaten kamerayla ilk karşılaşmam bir reklam filmiydi. Sadece ayaklarım vardı zaten, bir çorap reklamıydı. O zamanlar dans okulunda dans okuduğum için öyle bir dansçı olarak bir reklam filmi çekmiştik o. Peki sektörünü üç kelimeye sığdırabilir misin abi? Sektörü üç kelimeyle nasıl tanımlayayım? İyi olan kazanır. Peki sence sizin sektörle alakalı en büyük yanılgı ne? Aslında tek kelimeyle cevap verilebilecek bir soru değil bu. En büyük yanılgı herkesin bunu yapabilirim zannetmesi. Bence en büyük yanılgı o. Mesleğin en güzel üç yanı? Hem sevdiğin işi yapıyorsunuz hem de üzerine para veriyorlar. En zor üç yanı? Teknik olarak da dünyadaki araştırmalarda da madencilikten sonra en zor mesleklerden biriymiş oyunculuk. Bir de Ferhan Şansoy'un bir lafı var oyunculukla ilgili. İlk 45 senesi zorlar, sonrası kolay diyor. İkinci baharda canlandırdığın Ulaş ile koçum benim de canlandırdığın Umut teke tek maç yapsa kim kazanır? Ulaş yener. Lemi Galip mi, Robot 216 mı? Kim mi? Ya ikisi de benim için bambaşka ve çok zevk aldığım iki karakter. Dolayısıyla birini seçemem. Yani birini seçmek zorunda kalsam 216'yı daha yeni oldum. Lemi Galip derim. Yahşi Batı mı, Arog mu? İlla birini mi seçeceğim? Yahşi Batı, Arog. İkisini de çok seviyorum ya. Yahşi, Arog. Can Manay mı, Ozan Güven mi? Tabii ki de Can Manay. Bu arada sence hiç ortak yanınız var mı? Tek ortak özelliğimiz erkek olmamız. Abi Cem Yılmaz'la yollarınız nasıl, ne zaman kesişti? E5'te. Onun en sevdiğin üç yönü? Çalışkan, dürüst ve vicdanlı. Peki onun sevmediğin yönü var mı? Çalışkan değil, dürüst değil ve vicdansız. Peki sence bu soruya Cem Yılmaz nasıl cevap verirdi? Üç kelimelik bir şey söylerdi, Eyüp Sabri Tuncer gibi. En sevdiğin Cem Yılmaz filmi? Ben Cem'in oyunculuğunu çok beğeniyorum. Gerçekten iyi bir aktör olduğunu düşünüyorum. Bu son filmdeki 4 ayrı performansı da bence çok kıymetli. Yeni bu olduğu için bunu söylüyorum. Abi bu arada bir ara sanki bir ticaret maceran da vardı değil mi? Yanılmıyorsan bir ayakkabı mağazası işletmiş miydin? Konservatuvarda okurken ayakkabıcıda çalışıyordum, evet. Ne kadar sürdü? 10 sene. Ayakkabı satıyordum, sonra Beşiktaş'ta çarşıdan çıkıp bir yolu geçiyorsun. Orada da işte konservatuvarda okuyordum. Rahmaninov piyano çalınıyor, ben bale yapıyordum. Öteki taraftan bozuk para var mı falan diye öyle iki ayrı dünya. Kafam karışıktı gençlikken. Özlüyor musun o günleri? Çok. Esnaf olmayı üç kelimeye sığdırabilir misin? Esnaf olmak, ya bazıları birilerine yardımcı olmaktan çok keyif alır. Bazıları da birine bir şey satmaktan çok keyif alır. Bence esnaflık ihtiyacı olan birine iyi bir şey satmaktır. Peki spor ayakkabı mı, kösele mi? Tabii ki de kösele. Spor ayakkabı. Takunya mı, parmak arası mı? Parmak arası. Bağ mı, bağcık mı? Bağcık daha hoşuma gitti şu anda. Konç mu, çorap mı? Çorap. En sevdiğin sinema ikilisi? Çocukken Lorel herhalde. Şabanoğlu Şaban mı, kumandanı müsamettin mi?
İkisinde yeri çok ayrı bende ya. Güdük Necmi mi, Ramazan mı? Ramazan. Zeki mi, Metin mi? Nasıl ayırırsın bunları etli tırnağı? Uçe mi, Hög mü? Uçe. Alişen mi, Ali Koç mu? Oo, zor seçimler yaptırıyorsun. Bir de karşılaştırdığın isimler de karşılaştırılacak isimler değil zaten. Peki Ozan Güven nasıl Fenerbahçeli oldu? Babadan bu din ve spor işleri babadan oğula geçer. Ben de babam Fenerbahçeliydi. Ben de Fenerbahçeli oldum. İlk izlediğin Fenerbahçe maçını hatırlıyor musun? İzmir'de Karşıyaka Fenerbahçe maçı. Alsancak, Atatürk stadında Alsancak değil. Bu aynı zamanda gittiğin maç değil mi? Evet. Çim kokusu mu, meşale kokusu mu? Çim. Sis bombası mı, torpil mi? Torpil. Fenerbahçe için hiç yalan söyledin mi abi? Yok. Bana ne ya? Fenerbahçe için hiç iddiaya girdin mi? Yok. Ben öyle fanatik değilim. Spor olsun diye tutuyorum. Bu sene izleyebildin mi? Açıkçası izledim. Ne düşünüyorsun peki? Bu sezon sence nasıl sonlanır? Zamanla düzelecek. Sence Fenerbahçeliyim ama tedavi görüyorum. Sence Ali Koç başarabilecek mi? Bu bir takım nezdinde değil. Yani umarım bizim her şeyde olduğu gibi sabrımız hiçbir konuda olmadığı gibi bu konuda da yok. Yani yeni bir kulübe, yeni bir başkan geldiği zaman, yeni bir teknik direktör geldiği zaman, yeni bir futbolcu geldiği zaman hani bunu futbolun üzerinden söyleyerek ülkenin bütününe yayabiliriz. Biz başarı ve sonuç odaklı bir toplumuz. Dolayısıyla da insanlara bence hak ettiğinden daha az şans veriyoruz. Bu konuda biraz daha sabırlı olmamız ve hani sonucun iyi olması için biraz daha beklememiz ve insanlara şans tanımamız gerekiyor. Hiç profesyonel olarak spor yaptın mı abi? Evet, Karşıyaka'da top oynadım ben bayağı İzmir'deyken. 16 yaşına kadar bayağı futbol oynadım ve hatta kariyerimi bunun üzerine kurmamı istediler. Ben ilk gazeteye futbolcu olarak çıktım. Sünnet olmadan gol kralı oldu. 11 yaşındaydım. Peki mevkin neydi? Sağ açık. Gol mü, asist mi? Asist daha zevkli. Fuleli koşu mu, düz depar mı? Fuleli koşu Metin Tekin. Film nasıl sona erdi bu arada abi? Gerçekten bir karar vermem gerekiyordu. Annem çok karşı çıkmadı ama üzüldüğünü hissettim. Dolayısıyla da şeyle kandırdım kendimi. Oyuncu olursam bir futbolcuyu da oynayabilirim diye düşündüm. Gerçekten öyle düşündüm. Peki hiç içinde kalan bir tarafı var mı abi? Keşke profesyonel olarak devam etseydim diyor musun? Yok. Olsaydı yapardım zaten. Peki komedi mi, dram mı abi? Hafta içi dram, hafta sonu komedi. Abi çok güzel işlerde yer aldın. Tabii yer almaya da devam ediyorsun. Senin hiçbir şeyler yazma, kaleme alma gibi planın, bir düşüncen var mı? Yazıyorum zaten. Hani kendi yaptığım işlerde de, hani münferit işlerde de bunu hayata geçiriyorum. Baştan sona yazıp çekmek istediğim var zaten yazdığım bir şey. Zamanla onları da, vakti gelince onları da yapacağım zaten. Ezber mi, doğaçlama mı? Ezber. Okuma mı, yazma mı? Okuma. Dünya sinema tarihinden abi bütün filmleri düşünecek olursak ya da izlediğin filmler içerisinde keşke bu filmde, bu yapımda rol alsaydım dediğin... Çok var. Çok var aklına yani. Gelen bir tanesi. Yani Kramer'e karşıdan Fight Club'a kadar bir sürü film var yani. Her arkadaş grubunda kötü espri yapan birisi vardır. Hı hı. Senin arkadaş grubunda o kim? Ben. Çıta yüksek bayağı. Kötü espri candır. Sürekli yapılırsa sinir bozar ve dünyanın en zor şeyidir. Peki kısa saç mı, uzun saç mı? Fark etmez. Sence pişmanlık nedir abi? Ve nasıl pişman olunur? Bir işi beceremezsen pişman olursun. Sonuçlarından pişman olursun. Pişmanlık tekrarlanmadıkça önemli bir derstir. Ozan Güven nasıl hatırlanmak ister? Herkes gibi iyi. En çok kullandığın argo kelime? Küfür... Biip! Bunu en son nerede kullanmıştın diye sorayım. Biraz önce. 15 yaşındaki kendine ne tavsiye verirsin? 15 yaşındaki kendime mi? Gelme derim. Peki aynı yaşta olan oğlun Ali Ateş Güven'e ne tavsiye verirsin? Gel derim. Oğlun için nasıl bir gelecek hayal ediyorsun? İstediği, sevdiği bir işi yapsın, gerisi kolay. Senin gerçekleştirdiğin bir hayalin var mı abi? Çok hayalperest bir insan değilim ama kurduğum hayalleri peşinden giden bir adamım. Dolayısıyla da çok uçuk hayallerim yok ama sadece mesleğimi yapıyor olmak bana yetiyor. Mesleğimi yapabiliyor olmak yani. Peki gerçekleştirmek istediğin bir hayalin var mı? Yok. Abi bu arada Kara Komik filmlerde bu hafta vizyona giriyor. Film sana neler hissettirdi? Bence fikir olarak da ilginç ve iyi olduğunu düşünüyorum. Yani sinemaya girip bir film seyrediyorsunuz, ara oluyor, başka bir film daha seyrediyorsunuz. Apayrı iki film seyrediyorsunuz. Filmin tonları da birbirine çok benzeyen filmler değil. O yüzden ben bunun nasıl karşılanacağını bilmiyorum. Dünyada da ilk kez oluyor ama ben böyle bir şey duysaydım ve merak edip gidip izlerdim ve enteresan fikirmiş diye biraz kıskanabilirdim. İki yarı, yani iki film arasında herhangi bir bağ yok o zaman değil mi? Organik olarak bir bağları yok, hikayeleri ayrı. Ama oynayan ortak oyuncular var. Mekanların bir kısmı ortak olabiliyor ama organik olarak bir bağları yok filmde. Yani sinema salonuna gidenler filmde ne bulacak diye sorsam? İki film. Kendi rolün hakkında bir ipucu verebilir misin?
Benim oynadım. Şimdi kara komiklerin ilk ikisi giriyor. İki arada ve kaçamak. Ben iki arada da oynadım. İki arada bir feribotta geçen bir hikaye. Ben de orada mülakatçıyı oynuyorum. Yani feribotta bir değişiklik yapılacak. Personelle ilgili yenilenmeye gidiliyor. Ve buna gelip feribotta çalışanlarla konuşan mülakatçı var. Daha önce bir örneği olmadığı için benim için hep eğlenceli şeyler bunlar. Yani mülakatçı diye bir meslek, bir filmin konusu olmadı en azından. Böyle bir titri olan bir insanı ilk defa oynadım ve ilk defa canlandırdığı için benim için çok heyecanlı ve ben ne yaptıysam o olacak zaten. Peki abi, yavaştan sonuna doğru geliyoruz. Buradan sonra program ne? Ali'yi antrenmandan alacağım. Senin yüzünden başka birisi bıraktı Ali'yi. Evet abi, günü biraz karıştı. O Burcu Kuş. Buradan Burcu Kuş'a selamın var mı abi? Var. Peki Ali, o zaman biz de sana teşekkür edelim, vakit ayırdığın için. Ben teşekkür ederim. İyi pazarlar. Görüşürüz abi. Görüşürüz. Abi.